Merhaba arkadaşlar, Pokemon Master Net'in yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Pokemon Heart Gold serimizde PMN Luck kuralları gereği oynadığımız Pokemon Heart Gold serisinde yeni bir bölüme geldik. Evet, uzunca bir süredir bu seriye devam etmiyordum. Hatta kanaldaki diğer serilerimiz de uzunca bir süredir ilerlemiyordu. Ama dediğim gibi zaten kanalda izlediyseniz, takip ediyorsanız hastalık dönemiydi falan filan derken bir hayli uzun bir vakit girdi. Ama ben bu seriyi en azından Ultra Moon serimiz başlamadan bitirmek istiyorum. O nedenle seri halde birkaç bölüm çekerek bu seriyi artık tamamlayalım diyorum. Çünkü yeni bir serimiz gelecek. Bölüm sorusunu yanıtlamayı unutmayın diyorum ve kaldığımız yerden devam ediyorum. En son arkadaşlar Dragonsden'e gidiyorduk. Dragonsden'e gitmeden önce tabii ki Pokemon'ları yine biraz kastım. Zek en başta şu anda 61 level, 66 level Rex'imiz var, 64 Vera, 66 Shadow, 64 Lure ve 64 yine Drake 2 Dragonite'imiz var. Takımımız bu şekildeydi. Son bu şekilde kurmuştuk takımı. Artık ilerleyelim. Burada yine bizi ilginç maceralar karşılayacak. Şöyle bir durum var. Bir hayli zor maçlara gireceğiz bu kısımdan sonra ve umarım Pokemon'larımızı kaybetmeyiz. Öyle de bir durum var. Evet, burada bizi rakibimiz karşılayacaktı. Silver karşılayacaktı. Evet, kendisi orada, hemen yanına gidelim. O da bizi bekliyormuş herhalde orada. Buraya benim eğitimimle dalga geçmeye mi geldin diyor. Kendisi ustayla görüşmeye gelmiş fakat usta bunu kabul etmemiş. Bu da çalışmaya devam ediyormuş burada. Kapıya koymuş yani kısaca usta bunu. Evet, ve derken iki tane tanıdığımız eğitmen geliyor. Birincisi Lance, biliyorsunuz Pokemon Ligi şampiyonu Lance. Diğeri de Claire arkadaşlar, tanıyorsunuz zaten bunları. Evet, galiba burada bir savaş yapacağız. Bizim kırmızı kafalar birbirine, daha doğrusu bizim kırmızı kafa Lens'e meydan okuyor. Meydan okumasını kabul ediyor Lens ama çiftli savaş yapmak istedi. O da benimle teke tek mücadele etmeye korkuyor musun dedi. Niye korksun ki adam senden? Evet, Lens benimle olmak istedi. Claire ise Silver'la olacaktı takım olarak ama maalesef bizim kızıl kafa istemedi. Yani Claire gibi bir niye istenmez ki? Evet, büyük savaş başlıyor. Tehlikeli bir savaş olacak bu. Çünkü iki tane güçlü Dragon eğitmenine karşı savaşıyoruz. Zor bir maç olacak. Burada tabii ki ilk amacım Pokemon'ları korumak. Ölmemelerini sağlamak. Gyarados 68 level maşallah. İyi ki Zek'le başlamışım. Bir çarpı 4'ten yırtabiliriz gibi geliyor bana. Evet, bakalım neler olacak. Dediğim gibi Pokemon'lara ilk etapta ölmemelerini sağlayacağım yani. Yapacak bir şey yok ama buradan sanki bir kayıpla çıkacağız gibi geliyor bana. Çünkü 68 level falan, bunlar biraz yüksek. Evet, tek attım tabii ki Gyarados'a. Orayı biraz hızlandırdım. Enerji çok yavaş ilerliyor. Ice Fang tek atabilir mi? Dragonair'a tek at hadi. Yok, atamadı. Yarıya bile zor getirdi ya. Ha, flinch yaptı, güzel. Charizard geliyor. Charizard direkt bana saldıracak gibi bir his var içimde. Light Screen yapıyorum. Ya da Dragonair'a vursam mı? Şimdi o Flamethrower ya da bir şey yapacak bana büyük ihtimalle. Bizimki Ice Fang de onu götürür gene. Ya Light Screen deniyorum. Ölmeden umarım. Yani bu turda bir şeyler yapabiliriz. Air Slash yaptı ama iyi. Feraligatr'a yaptı. Çok da götürmedi. Evet, Dragonair gitti büyük ihtimalle. Oradan yırttık. Evet, iki Pokemon'la harcamış olduk rakibin böylece. 4 tane kaldı. Dragonite geliyor. 60 level bir Dragonite. Şimdi Zek burada bir şey yapabilir mi? Zor. İkisi de bana vurursa ayvayı yerim gibi geliyor bana. Sanki Vera ikisiyle de baş edebilir gibi geliyor bana. Değil mi? Çünkü hem buz saldırımız var hem ateşten etkilenmiyoruz. Vay, protect. Evet, Flamethrower geldi hem de bana geldi. Hem Light Screen'in etkisi var. Umarım az götürür. Evet,
Tahmin ettim, tahmin ettim. Aqua Tail güzel. Charizard'a 68 level Charizard'a Aqua Tail ancak yarıya getiriyor. Şimdi ben surf yapsam Charizard'ı götürür. Dragonite hafif hasar verir. Power Gem direkt olarak Charizard'a çarpı 4 vuruyor ama surf ikisine de etki ediyor. Ya da Ice Beam yapıp direkt Dragonite mi saldırsam acaba? Bu daha bence iyi bir fikir. Ya bunu tahmin ettim. Edemedim daha doğrusu. Evet, yine bana vurmadı Allah'tan. Ama Feraligatr'ın da ölmesini istemem şahsen. Evet, Charizard'a bir Aqua Tail daha. Bu sefer Charizard gitti. 3 tane gitti. Güzel. Biz hala koruyoruz. Bir Dragonite daha geliyor ama bu Lance'ın Dragon 75 mi? Yuh! Evet, burada Ayva'yı yedik birazcık. Ben 75'liğe saldırıyorum. Çarpı 4 vuracağız. 75 de olsa birazcık götürsün yani. Hadi. Hadi. Ah be, neredeyse tek atıyordum ya. Draco Meteor yapıyor, vay. Güzel. O da 75'liğe saldırdı. Onu aradan çıkardık. İyi oldu bu. Güzel. 2 Pokemon mu kaldı? Aa, ben bunu tahmin edemedim. İyi ki bana yapmadı ya. Of. Ay vay, yerdik valla. İyi ki bana yapmadı ama Thunder'dan... Thunder'ı unutmuştum. Şahsen ne yalan söyleyeyim. Ben şimdi bir Ice Beam daha yapacağım. Eğer Protect yapmazsa... Yaptı. Evet, bu Protect muhabbeti sıkıntı. Light Screen etkisi de bitti. Şimdi Protect yapmayacaktır büyük ihtimalle. Ben o yüzden hızlı olduğumu düşünerek Ice Beam yapıyorum. Ve büyük ihtimalle tek atıyorum. Hemen şöyle hızlandırayım. Evet. Güzel. Galiba bir Pokemon mu kaldı? O da boşa gitmiş. Evet, tek Pokemon Kingdra. Vay. Kingdra biraz sıkıntılı. Elektrik, buz hiçbir şey işlemiyor buna. Ne yapabilir bu? Bana saldırabilir mi? Psychic yapayım. Yani götürecektir mutlaka bir şeyler. O iyi götürdü. Ya ne Confuse Ray normal vur ya. Evet, bu arada yeşil perdede bir sıkıntı oldu. Hemen şu maçtan sonra onu bir düzelteyim ben. Olamaz, Hydro Pump. Ay, bana vurmadı. Evet, Gengar'ı götürmüş olabilir. İyi, götüremedi ve biz büyük ihtimalle bu savaşı kazandık. Evet. Beklediğimden daha kolay geçti sanki. Biraz daha tehlikeli bir maç gibi görüyordum ama o 75 level'lık Dragonite'i yendiğimiz için yırttık yani. Evet, ikisini de böylece götürdük. Her zaman söylediğim gibi ikiniz çok iyi bir takımsınız vesaire vesaire. Tamam, çok konuştunuz. Yeniden görüşmek üzere dedi. Lance gidiyor. Evet, Lens de galiba bundan sonra ligde karşılaşacağız. Size maç çok eğlenceliydi. Bu sizin için dedi ve evet, geri giderek çıktı. Yani seninle tekrar savaşacağız. Ben eğitimime devam etmek istiyorum gibi bir şey dedi ve gitti. Ya dur şimdi, sen nereden çıktın? Evet arkadaşlar, şu an için yani bu önemli maçı kazandık. Şimdi buradan çıkıp lige gideceğim ve ligde tekrar Kızıl Kafa'yla karşılaşacağız. Bu kısımları keseyim, ben direkt lige gideyim. Hem de o sırada yeşil perdeyi bir düzelteceğim. Şuradan bir çıkma oldu. Hemen geliyorum. Evet, Indigo Platosu'na geldik arkadaşlar. Şurada hemen yine bir Pokemon değişikliği yapacağım. Çünkü biliyorsunuz Fly'ı kullanmak için Togekiss isteyecektim. Togetic'i alıyoruz. O yüzden onu hemen değiştirelim. Çünkü burada bir savaşımız daha olacak. Pokemon Center'a da girelim aynı zamanda. Biliyorsunuz her bölümde bir defa Pokemon Center'a girme hakkımız var. Geçenki maçtan ufak tefek yaralar almıştık. Onları da şu an halledelim. Şimdi tekrar Kızıl Kafa'yla, yani
Rakibimizle son kez savaştıktan sonra lige gireceğiz arkadaşlar. Tekrar lige giriyoruz. Ligden sonra da yapılması gereken bazı şeyler var. Yani efsane Pokemon'lar avlanabilir, çeşitli görevler olabilir. Ama biz direkt Red'le savaşıp olayı bitireceğiz. Bizim eleman burada gelmiyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Allah Allah. Ben burada geliyor diye hatırlıyordum. Yanlış bir şey mi yaptık acaba? Aha direkt Elite Four'a girdi ya. Allah Allah, ben yanlış mı hatırlıyorum? Rakip bir kez daha gelmeyecek miydi burada? Yanlış bir şey mi yaptık acaba? Ya farkında olmadan Elite Four'a girdik ya. Pek olmadı. Ne yapacağız? Şimdi Elite Four'u aslında tek bölümde anlatmak istiyordum ben size ama girmiş olduk artık. Yani biraz sürpriz oldu bize de. Girmişken artık devam edelim. Ne yapalım? Elite Four'da ilk rakibimiz galiba psişik türdeydi. Ben Shadow'u alayım şöyle. Yenilirsek başa döneriz. Sorun değil. Biliyorsunuz Elite Four'da PM Unlock kuralları geçerli değildi. Bunu geçen sefer yapmıştık hatırlıyorsanız. Yine yapacağız. Ben rakibimizi bekliyordum tekrar savaşmak için ama gelmedi kendisi. O zaman Elite Four başlasın. İlginç. Yani ben böyle beklemiyordum ama. Neyse. Evet, Elite Four mücadelelerimiz başlıyor. İkinci defa giriyoruz Elite Four'a ama ben geçenkini pek hatırlamıyorum. Bir hayli vakit geçti üzerinden. 6 Pokemon'u var. Evet, ilk Elite Four Ville karşı Bronzong'la başladı kendisi. Evet, Bronzong biraz tıkıntılı bize şu an. Galiba karanlık çeliğe o sıralar işlemiyordu ama hayalet işler galiba diye düşünüyorum. Ya yok, yine çarpı 2 vurmuyormuş. Hayalet de çarpı 2 vurmuyormuş. Evet, reflekt yaptı. Yani defansı güçlendirdi. Ya biraz hazırlıksız girdik ama Elite Four'a. Level'larımız iyi ama yine de ne bileyim. Daha sonra girebilirdik. Evet, fena değil, iyi bir puan aldık. Grumping geliyor. Shadow'la onun üstesinden geliriz diye düşünüyorum. 59 level Grumping. Bir Shadow Ball o zaman ona. Yanlış bir şey yaptım oyunda galiba, bilmiyorum. Orada kızıl kafanın tekrar gelmesi lazımdı, gelmedi. Bak, tek atamadık, görüyor musun? Evet, Psychic yedik. Kötü oldu bu. Oo, sağlam da götürüyor yalnız ha. Vay. O da bizi dok. Şimdi o tabii ki şey alacak. Full Restore alacak. Şuralar hızlı ilerlerse sevinirim. Bu sefer tek atıyoruz. İlginç yani. Evet. Gardevoir geliyor. Gardevoir mı geliyor? What? Dediğim gibi ölme yok. Yani Elite Four'da PM Unlock kuralları geçerli değil. O yüzden rahat olabiliriz. Yani yine Shadow Ball deneyeceğim. Gardevoir'ı da görmek güzel oldu burada. Tek atamadık. O bizi Psychic'le götürdü tabii ki. Fark etmez. Aslında yani Elite Four'un tek bölümde olması bence daha hoş olurdu ama. Kimi alalım ya bu arada? Vera gelsin. O da pisişik nasıl olsa yani. Ice Beam'le götür. Yani ilk Elite Four'u çok rahat yeneriz gibi geliyor. Belki şampiyona kadar ilerleriz. Gerçi kaç dakika olacak video onu da bilmiyorum ama. Yani biraz uzun sürer gerçi bu maçlar. Ya ben hala kızıl kafa niye gelmedi onu hala anlamadım yani. Allah Allah. Evet, tek atıyoruz Zatu'ya da. Bilenler söylesin, bu niye gelmedi bu eleman.
Yani buz pisişik. Buna buz da işlemeyecek. O zaman ne işler? Power Jam işler. Evet, çarpı 2 vurduk. Ama tabii ki Lovely Kiss yaptı bana ama. Evet, kolay bir şekilde Jinx'i de yenerek ilk Elite Four'u geçiyoruz ama dediğim gibi pek Elite Four'a girme şeyle başlamamıştım bölümü açıkçası. Gelecek bölüm girecektim. Evet, Slowbro da bir tane daha varmış. Slowbro su Pokemon'u, bunu niye değiştirmedim ki ben? Aa. Maalesef hiçbiri işlemeyecek. O yüzden zeki alıyorum. Evet, defansını arttırıyor bizim eleman. Hem atağını hem defansını arttırdı ama biz special atakçıyız. O yüzden çok bir şey olmaz. Gerçi tabii Slowbro'nun da special defansı var. O da ayrı bir olay. Bu boyuna kurse yapıyor. Curse yapıyor daha doğrusu. Yani galiba bir tane full restore gelecek. Geldi bile. Ben onu geri oraya çekeyim enerjiyi. Evet, hızımızı da kullanarak ilk Elite Four'u kazanıyoruz. Yani Elite Four'u kazandık ama ben Elite Four'a da pek, ne bileyim, umarım yani kötü olmamıştır. Girdik artık. Ama ben hala neden o gelmedi bir türlü anlamadım. İki Elite Four'a girelim arkadaşlar. İki savaş yapalım. Daha sonra bu bölümü tamamlayalım. Yani öyle o şekilde ilerlesin. Dur bir dakika, hemen savaşmadan bir şöyle bakalım. Ya burada birkaç tane rare kendim var. Onları harcayayım artık ya. Böyle tutuyorum bunları. Kime vereyim? Bunlara vereyim bari. Yani level'ı daha zor artanlara verelim ki ötekilerin level'ları artar yine yani. Bunlar da herhalde oyunun başından beri tutuyorum böyle. Evet, şeyde yokmuş ya, canlandırma yok. Evet, çok güzel oldu bu. İşte hazırlıksız girince böyle oluyor. Maalesef yok. Ne yapacağız? O zaman bu hangi elemandı ya? Bu neciydi? Hayalet miydi acaba ya? Hatırlamıyorum ki. Tamam gitsin ya. Ha, Koga ya bu. Zehir. Neyse. Gerçi zehri yenecek Pokemon'umuz da öldü ama. Bir tane Starmie'miz var sadece. Evet, Koga'yla da maç yapıyorum. Ondan sonra bu bölümü tamamlayalım. Yani Elite Four'un hepsini çekmeye çalışırsak yani süre bir hayli uzayacak. Skun Tank geldi, 61 level. Bir şey yapabilir miyiz? Yapamayız. Thunder Wave yapayım ya. O Sucker Punch yapıyor bana. Öyle kal işte. Bir de şey yapayım, Light Screen yapayım. Böylece takımımızın Special Defense'ını arttırmış olduk. O zaten hareket edemedi öyle. Hadi bir de Thunderbolt yapalım. Aa, Sucker Punch'ı yedik ama. Ölme konusunda rahat olduğum için rahat davranabiliyorum şu anda. Yani çok da vuramadı. Çekelim. Vera gelsin. Gerçi Skuntank karanlık türde aynı zamanda. O dik yapacak. Aynı zamanda karanlık türde olduğu için maalesef biz ona pisişik yapamayacağız. Ne yapabiliriz? Surf yapalım. Tamam, gel vur gel. Bu yalnız hep atakçı takılıyor. Niye böyle? Allah Allah. Neyse, her türlü götürürüz bunu diye düşünüyorum. Evet, Skuntank gitti. Light Screen de hemen bitmiş ya. Venomoth geldi.
Enomoto fizikle alt ederiz. Ya çarpı 2 vurmuyor herhalde fizik ama bir bakalım. Evet, çarpı 2 vuruyormuş. Rahat bir şekilde Venomoth'tan kurtulduk. Toxirock mu? Vay. Toxirock'a pisişik çarpı 4 vuruyor. O daha iyi. Evet, 4. nesilden Pokemon'lar görüyoruz. Gördüğümüz gibi de gidiyor. Böyle. Severiz ama Toxirock'ı seviyorum. İyi Pokemon'dur. Evet, Swalot geliyor. Swalot'a da bir pisişik sallarız. Evet, tipini sevmediğim Pokemon'lardan bu da. Evet, çok yavaş ilerliyor enerji. Güzel, bunu da alt ettik. Crobat geliyor, vay. Bizim eleman geliyor ya. Şimdi Crobat'a Psychic de yapabiliriz. Ice Beam de yapabiliriz ama Psychic yapalım. Öldürmeyecektir büyük ihtimalle. 64 level. Vay, öldürdü. Vera'ya bak, Vera coştu. Evet, son bir Pokemon daha var. Mach. Mach Special defansif bir Pokemon. O yüzden yani bizim Psychic ataklarımıza dayanacaktır diye düşünüyorum. Ama olsun, elimizde de başka yapacak bir şey yok yani. O neredeyse tek atıyordum ha, süper. Evet, Swagger'ı çarptı bize. Neyi varmış? Black Sludge'ı var galiba. Eğer Full Restore'a gelmezse gelir gibi duruyor bence. Geldi zaten. Şu enerjiler hızlı dolsa süper olacak ama en azından enerjisini yine eski haline getirdik elemanın. Vera'yı savaştan çekeceğim. Onunla kim mücadele edebilir? Bunu bir atalım. Arkadan bayağı görünmüyor aslında ortalıkta. Hemen hatanı da düşürdük. Yuh! İki defa Full Restore çekti ya arka arkaya. Son şeyler artık dayanmaya çalışıyor. Dik yapalım. Dik çarpı 2 vuracaktır Mach'a. Vay! O da karşı atak veriyor bize ha. Ya tek atak, kritik vurmuş. Tek atamazdım aslında da kritik vurduğu için. Evet, sonunda ikinci Elite Four elemanından da kurtuluyoruz. Yani rahat bir şekilde iki elemanı geçtik ama Elite Four'a bu şekilde girmek iyi değildi bence. Çok da hazırlıklı bir şekilde girmedik. Burada bırakalım bence bu bölümü. Gelecek bölümde Elite Four'u bitirebilirsek tabii. Elite Four'u bitirelim. O kızıl kafa niye savaşa gelmedi onu hala anlamadım ben. Elite Four'dan sonra şampiyon olursak, şampiyonadan sonra da Red'le savaşımız kaldı. Yani efsane avına çıkar mıyız? Gerek yok diye düşünüyorum. Belki bir iki tane önümüzde efsane olursa yakalarız. Onun dışında dediğim gibi bu seriyi artık tamamlamak istiyorum ben. Yani Ultra Moon serimiz başlayacak 17 Kasım'dan sonra. O yüzden en azından kanalda bir seriyi bitirip diğerine başlamak istiyorum. Zaten bu seri bir hayli uzadı. O yüzden artık sonları çok uzatmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani Elite Four'u biraz daha Pokemon'ları kasıp girmeyi düşünüyordum ama bu şekilde şampiyonu yenebilir miyiz? Çok ihtimal vermiyorum açıkçası. Bakacağız duruma göre. Gelecek bölüm anlaşılır. Bölüm sorusunu yanıtlamayı unutmayın arkadaşlar. Ve PMN Lock kuralları gereği oynadığımız Pokemon Hard Gold serisinde yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle.